Merhaba sevgili hayvansever dostlar. Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Ben veteriner hekim Hasan Hüseyin Demir. Bugün sizler için hazırladığımız video köpek karma aşısı ile ilgili olacak. Öncelikle köpek karma aşısı nedir? Ona değinmek istiyorum. Enfeksiyöz yani bulaşıcı dediğimiz bazı hastalıklara karşı köpeğimizi korumak için uyguladığımız ya da hazırlamış bir aşıdır. Köpek karma aşısının içerisinde ne var? Canine distemper virüs, canine adenovirüs, canine parainfluenza virüs, canine parvovirüs ve leptospira dediğimiz etkenleri içeriyor. Dikkat ederseniz bunların dördü viral etkenler, viral etkenlerden oluşmakta. Sebebi ise bu viral etkenlerin belirli bir tedavisinin ya da bunlara etkili bir ilacın henüz bulunmamış olması. Bu nedenle köpeğimiz bu hastalıklara yakalandığı takdirde ölümle seyreden, ölüm oranı yüksek olan hastalıklar, bu hastalıkları içeren aşılarla köpeğimizi büyük oranda korumuş oluyoruz. Ne için kullanılır? 6 haftalık ya da daha yaşlı köpeklerin köpek gençlik hastalığı dediğimiz canine distemper virüsü hastalığına karşı. Bu hastalık özellikle solunum sistemi, sinirim sistemi ve sinir sistemini etkileyen ölüm oranı çok yüksek olan bir hastalık. Biz karma aşıyla köpeğimizi bu tehlikeli ölümcül hastalıktan çok rahat bir şekilde korumuş oluyoruz. İkinci sırada ise adenovirüs dediğimiz bulaşıcı hepatit yani karaciğer enfeksiyonuna özellikle neden olan ayrıca solunum yolunu da etkileyen bir virüs olan adenovirüse karşı bir kalkan oluşturan köpeğimizi koruyan önemli bir etken. Önemli aşı içerisinde yer alan önemli bir etken. Diğeri ise hepinizin bildiği, çok sık karşılaştığı parvoviral enterit ya da kanlisel dediğimiz hastalık etkenini içermektedir. Bu hastalık özellikle 2 aylık ile 6 aylık yaş grubunda olan köpeklerimizi maalesef etkilemekte ve ölüm oranı çok yüksek olan bir hastalık. Yine bu aşıyla bu tehlikeli ölümcül hastalıktan köpeğimizi korumuş oluyoruz. Bunun dışında leptospira dediğimiz bir bakteri var. Bu bakteri karaciğeri, böbreği, akciğeri, eklemleri ve kasları etkileyen bir hastalık. Yine bulaşıcı. Bu aşıyla yine karma aşı içerisinde yer alan leptospira etkenleriyle bu hastalığa karşı köpeğimizi de korumuş oluyoruz. Uygulama zaman aralığı nedir? İlk dozumuzu 2 ay civarı başlıyoruz. Yani ortalama 6 ile 8 haftalık yaşta başlanır. Fakat evde bakılmış bir köpek ise 2 aydan sonra başlanması uygun olur. Barınak ortamında, köy ortamında, çiftlik ortamında doğmuş bir yavru ise 6 haftalık yaşta aşılara başlanabilir. Sonraki doz yani ikinci dozu ise 2 ile 3 hafta sonra tekrarlanabilir. İdeal olan 3 hafta ama 2 hafta da olabilir. Burada önemli olan 4 aydan sonra ve 4 aydan önceki durum. Eğer siz köpeğinizi 4 aydan sonra getirip ilk aşılarını yaptırır iseniz böyle bir durumda 2-3 hafta arayla 2 doz aşı uygulanır. Eğer köpeğimiz 2 aylık yaşı doldurdu ya da işte 1,5 aylık yaşı doldurdu, klinik ziyaretlerine geldiniz, aşılarına başladık. Böyle bir durumda 2-3 hafta arayla 4. aya kadar aşı yapılabilir. Yıllık aşılamalar ise nasıl olur? Yılda bir yapılması tavsiye edilir. Fakat daha önce yaptığımız aşıya karşı yeteri kadar bağışıklığın oluşup oluşmadığını kontrol etme imkanımız var ise bu testlerle aşı birkaç yılda bir yapılabilir. Hangi durumlarda yapılmamalıdır? Biz ne istiyoruz? Köpeğimizin tamamen sağlıklı olmasını istiyoruz aşı yaparken. Gebe olmamasını istiyoruz. Parazit, vücudunda herhangi bir parazit olmamasını istiyoruz. Kötü bakım beslenme şartlarına tabi olmamasını istiyoruz. Yakın zamanda yolculuk geçmişi olmasını istiyoruz. Çevresel şartlar yüzünden stres altında da olmamalı. Ya da immün süpresyon dediğimiz yani bağışıklık sistemi baskılanmış bir köpek olmamalı. Tüm bu durumlara dikkat edildiği takdirde aşı maksimum düzeyde fayda sağlayacaktır. Aksi durumda hem istediğimiz bağışıklığı oluşturamayacağız hem de aşının olumsuz etkileriyle karşılaşabileceğiz. İstenmeyen etkiler nelerdir?
Anafilaktik yani alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu tüm aşılar için geçerli. Sadece aşı için demeyelim. Kullandığımız pek çok ilaç da anafilaktik yani alerjik reaksiyonlar şekillendirebilir. Hangi koşullarda saklanmalıdır? 2 ila 8 santigrat derece bir dolap, bir sıcaklıkta bir dolapta saklanabilir, dondurulmamalıdır. Bugün sizler için anlatacağım içerik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmenizi, paylaşmanızı ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.